Kayseri'de Çin aşısının gönüllü vatandaş uygulaması başladı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde Çin'de geliştirilen COVID-19 aşısı faz 3 çalışmaları kapsamındaki gönüllü vatandaşlara uygulanmaya başlandı. Türkiye'de Çin aşısının faz 3 çalışmalarının yürütüldüğü 25 merkezden biri olan Kayseri Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının ardından gönüllü vatandaşlar üzerinde de aşı denemesi başladı. Hastanede gerekli kontrolleri yapılan gönüllü vatandaşlara tansiyon ve ateşleri ölçüldükten sonra aşı yapıldı. Teşekkür ederim. İsminiz? İsmim Serkan. Alaca. Kaç yaşınız Serkan Bey? 42 yaşındayım. Evet. Bugün bir gönüllü olarak şu an şehir hastanesine geldiniz ve koronavirüs aşısını yaptırdınız. Evet. Nedeni ne öğrenebiliriz efendim? Pandeminin başlangıcından beri sağlık çalışanlarımız, tüm sağlık çalışanlarımız fedakarca görev yapmakta. Bizler vatandaşlar olarak bunu yakından gözlemliyoruz. Ben de sağlık çalışanlarımızın bu gayretine karşı sade bir vatandaş olarak katkıda bulunmak istedim. Bilime, sağlık çalışanlarına katkıda bulunmak için, topluma katkıda bulunmak için aşı çalışmasına gönüllü olarak katıldım. Şu an ülkemizde pandemide bir artış yaşanan bir vatandaş olarak dışarıda olanlara, tedbire uymayanlara neler söylersiniz ki buradaki mücadeleyi de görüyorsunuz? Belirlenmiş kurallar belli. Maske, mesafe, hijyen kurallarına tüm vatandaşlarımızın sıkı bir şekilde riayet etmesini tavsiye ederim. Bunun dışında hastalığın toplumda daha fazla yayılmaması, sağlık sistemimizin daha fazla bloke olmaması için tüm vatandaşlarımızın gereken hassasiyeti göstermesini tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Şu an için başvurularımız çok güzel. Bu hafta başladık. Pazartesi günü başladık aşı için gönüllü, halktan gönüllüler almaya. Şu an için hani talepleri karşılamakta zorlanacağımız seviyeye geldik. Önümüzdeki haftalarda daha da artacağını düşünüyoruz bunun. Geçtiğimiz bir ay içerisinde sağlık çalışanlarına yapmıştık zaten biz bu aşıyı öncelikli olarak. Onlarda herhangi bir yan etki saptamadık. Güzel hani antikor yanıtları oluşan kişiler de oldu. O yüzden şu an için gönüllülere büyük bir rahatlıkla yapmaya başladık. Peki şu an için kullandığımız aşı faz 1 mi, faz 2 mi artı bu aşı vurulanlar kaç gün sonra tekrar gelip ikinci dozu vuruyorlar? Şöyle tüm aslında aşı çalışmaları 4 fazdan oluşur. 0. 1, 2, 3 ve 4. fazlar. Bizim bu aşı çalışmamız şu an için faz 3 seviyesinde. Yani şöyle faz 0'da hayvan deneyleri, faz 1 ve faz 2'de de sınırlı gönüllülerle yan etki ve doz çalışması aslında yapıldı. Faz 3'ten kastımız nedir? Artık hani geniş kitlelere ulaşmak ve etkinliğini görmek. Yani aslında şu an için yan etki konusunda güvenli bir aşı fazındayız. Ayrıca etkinliği de kanıtlanmış bir seviyede. Şu an tek kaygımız hani bu koruyuculuğu ne kadar süre devam edeceği onu takip etmek için yapıyoruz şu an bu aşıları. İki doz şeklinde yapıyoruz dediğiniz gibi. 0. ve 14. günlerde. Kimlere yapıyoruz derseniz biz aslında bugüne kadar hiç Covid'le enfekte olmamış kişilere yapmaya çalışıyoruz bu aşıyı. O yüzden de ilk önce kan ve ağız ve burundan sürüntü örnekleri alıyoruz. Bunlar da sonuç negatif geldiği takdirde yani bu süreçte hiçbir şekilde enfeksiyonla karşılaşmadığını saptarsak da hastalarımıza aşı yapıyoruz.